Türkiye'nin en iyi estetik kliniği, Estetik International Saç Departmanı sunar. What's up, Fenerbahçe fans? I know we're about to meet real soon. I'm really excited to see y'all at Oker Arena. Looking forward to many victories this next season, and I know that we're going to fight together. So, see you soon. Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle yine Fenerbahçe Beko'nun transfer iddialarına yönelik yeni bir çekle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Okobo, Tyler Dorsey, Ife Lundberg gibi isimleri transfer edemeyen Fenerbahçe Beko, NBA pazarından fırsat transferi arayışına girdi. Bu noktada özellikle son haftada NBA'den Avrupa'ya gelebilecek oyuncular içerisinden iki isim Fenerbahçe Beko için oldukça öne çıkmış gözüküyor. Bugün sizlerle Fenerbahçe Beko'nun kısa hedefleri içinde öne çıktığı söylenen bu iki ismi konuşacağız. İçeriğimize başlamadan önce yine her zamanki gibi bizleri Twitter üzerinden @FenerSolza ve Instagram üzerinden @Fenerbahçeli_Bukowski hesaplarından takibi alabileceğinizi hatırlatır. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmanızı özellikle rica ederiz. Hazırsanız başlıyoruz. Fenerbahçe Beko'nun kısa transferinde öne çıkan ilk isim 1.93 boyunda 1998 Dallas doğumlu oyun kurucu Mason Jones olmuş gibi gözüküyor. Biz de son Basketbol Ekstra yayınında Mason Jones ismini program yorumcumuz Over the King Yiğit Almaç'ta değerlendirmiş ve oyuncunun Fenerbahçe Beko'nun saat ihtiyaçlarına en uygun kısalardan biri olduğunu söylemiştik. İsterseniz yayından Mason Jones'u konuştuğumuz o bölümleri tekrar hatırlayalım. Doğal olarak Fenerbahçe Beko'da şu an itibariyle NBA pazarında kısa kovalamaya başlamış gibi gözüküyor. Her gün farklı bir oyuncunun ismi geçiyor. Önce Mason Jones ismi gündeme geldi. Ve Mason Jones'a başlayalım. Ben kısaca istatistik ve draft raporları üzerinden bilgi vereyim o zaman. Arkansas çıkışlı bir oyuncu. 1.93 boyunda. Neleri iyi yapıyor? Bir kere dribbling üstü iyi bir şutör. En önemli özelliklerinden biri yay gerisinde çok etkili. Yay gerisinde şöyle bir özelliği var. Özellikle G League'de bu sezon hatta ilk 5'e seçildi. 2022 en iyi 5'ine seçildi. Sol ve sağ kenarlardan çok fazla şut denemiyor. Onun yani 180 tane denemesinin 30 tanesi sadece sol ve sağ kenarlardan. Onun haricinde daha çok dirseklerden 3 sayılık deneyen bir oyuncu ve oralardan %42 ile atıyor. Ciddi bir oran. Peki neleri kötü yapıyor dersek, atletik değil. Yani çok fazla atletik değil, öyle söyleyeyim. Defansif anlamda çok fazla, zaten sen de şu an yazmışsın onları. Savunma anlamında, defansif anlamda sıkıntıları var. Artı bir özelliği bence bizim takıma katkı sağlayacağı, pozisyonuna göre çok iyi bir reboundçu. Bu sezon G League'de 6.8 rebound ortalamasıyla oynamış. Hani sayı ortalamasını da söyleyeyim. 25.5, 6.1 de asist ortalaması var. Ne katkı verir bilemiyorum. Fakat bir piyasada, senin de en başta söylediğin gibi Avrupa piyasasında elde çok fazla guard, hatta guard transferi yapabileceğimiz bir oyuncu kalmamasından kaynaklı 2 numara da diyebiliriz. Bizim artık kıta ötesine geçmemiz gerekiyor. Bu da bir zar atmak anlamına geliyor. Bu zar düşeş mi gelir, ne gelir? Onu birazcık zaman gösterecek ama Mason Jones zarı atılır mı? Bu ortamda atılabilir gibi geliyor. Çünkü bizim bu kadroda Kalates'in geldiği bir ortamda bizim ihtiyacımız olan oyuncu tipi şutuna güveneceğimiz bir oyuncu. Tabii ki ilk Avrupa senesinde neler getirir? Ne yapabilir? Bunlar her zaman soru işaretidir. Drop it out, easy bucket, and Matt Thomas scores. Did not play at Minnesota. Talked about his play at Iowa State. He's a sharp shooter from downtown.
Fenerbahçe Beko'nun gündeminde olduğu iddia edilen bir diğer oyuncu ise 1.93 boyunda 28 yaşında ve son 4 yılını NBA'de geçiren Valencia'nın eski 2 numarası Matt Thomas. Valencia sonrasında NBA'de Toronto, Utah ve Chicago formaları giyen ve NBA kariyerinde maç başına 4 sayı, 1.2 rebound, 0.5 asist ve 0.2 top çalma istatistikleri tutturabilen Amerikalı şutör, Avrupa'da ise son olarak Valencia forması giymiş, Endesa'da 29 maçta 11.4 sayı, %48.5 3 sayı yüzdesi, 1.6 rebound, 1.6 asist ve Euro Cup'ta ise 23 maçta 12.7 sayı, %47.7 3 sayı yüzdesi, 1.3 rebound, 1.7 asist istatistikleriyle takımına katkı vermişti. He struggled since he signed on with the Jazz. Thomas with a shot clock now to 6. He'll take the long 2 just inside the 3-point line. Nice form, drilled it. Yeah, it looks like he's got his rhythm. You mentioned that he's been struggling in the Jazz uniform from behind the arc. Thomas tried to draw a foul behind the three-point line. Gets it back from Oney and scores it underneath. Matt Thomas NBA'de istediğini bulamamış olsa da Avrupa'da ciddi etki bırakmış bir iki numara. Sahanın her yerinden hem dribbling üstünden hem de ceza atışlarını yüksek yüzdeli bitirebiliyor. Perdelerden çıkarak kendisine hazırlanan yakalat pozisyonlarının çok başarılı olduğu gibi fake üstünden de kendi şutuyla skor üretebilme avantajına sahip. Yay girisi etkinliği dışında yüksek yüzdeli orta mesafesi ve zaman zaman kullandığı etkili pota atakları ile her takımın kadrosunu bulundurmak istediği skorer bir iki numara olduğunu söylemek lazım. Gelişim alanlarına bakıldığında ise her ne olursa olsun sadece şutuyu oynamaya çalışan bir oyuncu olması onun belki de en önemli gelişim alanlarından bir tanesi gibi duruyor. Savunma ve rebound etkinliği çok iyi değil. Oyun içerisinde zaman zaman savunma tarafında konsantrasyon sorunları yaşıyor ve oyundan koptuğu anlar oluyor. Ayrıca Matt Thomas çok atlet bir oyuncu da değil. Bu yüzden derici ve atlet kısaları savunmak konusunda ağır ayaklarıyla sorunlar yaşayabiliyor. Tüm bu gelişim alanlarına rağmen Matt Thomas Euro Cup seviyesi için ne kadar önemli bir silah olduğunu 2019 yılı şampiyonluğa ulaşan Valencia'da zaten kanıtlamıştı. NBA'de hem fiziksel olarak kendisini geliştirdi hem de artık şut tehdidinin yanı sıra potaya atak etme özelliğini de ekledi. Dolayısıyla onun Avrupa seviyesinde komple bir skora dönüşebilmek adına önünde çok uzun bir yol olmadığını söylemek lazım. Geçtiğimiz yıllarda Real Madrid özellikle Matt Thomas'ı Jesse Carroll'ın yerine transfer etmek istemiş ancak bu transferi bitirememişti. Bu noktada oyuncu Fenerbahçe Beko ile tekrar Avrupa pazarına geri dönebilir. Evet arkadaşlar, bana göre Fenerbahçe Beko hem Mason Jones'u hem de Matt Thomas ikilisini birden alabilir. Birinin oyun kurucu, diğerinde şutör 2 numara pozisyonunu kullanabilecek bir rol dağılımına giderek Guduric'i zaman zaman 3 numara çekerek daha da verimli kullanacak bir rotasyona sahip olabileceğini düşünüyorum. Hem Jones hem de Thomas her ne olursa olsun Fenerbahçe Beko'ya gelmeleri durumunda EuroLeague arenasında henüz test edilmemiş oyuncular olacak. Bu anlamda her ikisi için de birer kumar transferi diyebiliriz. Ancak koç Itoudis'in her ikisini verimli kullanabilecek tecrübesi olması kişisel olarak bana ümit veriyor. Bakalım bu iki isimden hangisi Fenerbahçe Beko'ya gelecek göreceğiz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına İsyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.